Bugün bayram. Abi Sen ben de Cumhurbaşkanı'na bayram kurban yapıyorum. olası okulu açıyor. Ben bir şey Daha de... ne? Hadi bakalım Dipomur. Şu video ilgimi çekti. Ne yapsın sana? Ben bir şey demiyorum abi ha, zaten. Yani biz konuşuyoruz Abi yani. ben Kendimize olan muhabbet olanları edin. Ama söylüyorum. onları zaten yapması gerekiyor abi. Bir Cumhurbaşkanı'nın zaten en baş görevi bunları yapması abi. Gezme diyorsun. Nasıl gezelim ki abi şimdi? Niye gezelim? Ha bak gelmişiz bir şeyler. Bak bir kıyafet suyun alacağız. var. Bu videoyu hatırlıyorum. Ya suyun var. Kardeşim suyun yok mu? He? Niye vatan hainliği yapıyorsun? Abi Suyun su yok mu? Sudur abi ya. Gözünü seveyim abi. O kadar da değil abi ya. Allah'a su ya. Bak abi yani şu an abi biz hayatta kalmaya çalışıyoruz yani. Yaşamıyoruz tamam, abi. Öyle mi? Oyunu kime verirsin? Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan abi? Dünyaya meydan okuyan adam meğer ne demek yani? Ne? HDP'ye oy veriyoruz. Dur. Evet. HDP. Şimdi git. Şey yapma bana. HDP. Bitmiştir. Nokta. Ne alakası var bunun Kürtlükle bu arada ya? Kürtlerin hepsi HDP'ye oy vermiş olsaydı HDP iktidar olurdu anasını satayım teknik olarak. Yani bilmem kaç milyon Kürt var. Hepsi HDP'ye oy vermiş olsa HDP iktidar olurdu. Amcacım büyüksün yani küfürlü konuşmana gerek yok. Siktir oğlum. Merhaba dayı ya. Gel beraber konuşalım. Gel gel. Elektriğe %15, doğalgaza %12 zam geldi. E tamam ama dayı diyor ki ben vereceğim. Siz verir misiniz onu? Kaybe. Evet. Neden? Neden vermeyeyim? Neden vermelisin? Önce benim sorduğum soruyu yanıtlamalısın. Oğlum bu ne kadar garip bir video lan. Sen neden vermemeliyim? Çünkü ben bu ülkede kendi özgürlüğümü yaşayamıyorum. Çünkü ben bu ülkenin yasaları... Abi ben de Kürt'üm ve bu tartışmalar çok zoruma gidiyor. Cidden bazıları insan yerine koymuyor. Kankam hiçbir zaman umursama böyle şeyleri. Dünyanın birçok yerinde ırkçı insanlar var. Aynı şekilde Türkleri ırkçılık yapan Kürtler de mutlaka vardır. Ama umursama, boş ver. Yani Türk-Kürt ayrımı yapacak kadar gerizekalı insanlarla muhatap bile zaten olmaman gerekiyor. Irkçılık dediğimiz şey dünyanın en gerizekalıca, en aptalca, en özürlü, en gerçekten bir gram beyni olmayan insanların savunduğu bir düşünce. Irkçılık. Irkçılık yapıyorsun ya. Hani senin elinde olmayan sebeplerden ötürü doğduğun ırkı övüp başka ırkları küçümsüyorsun. Yani bu beyinsizlik yani bunun üzerinde çok fazla konuşmaya gerek bile yok. Ve ırkçılık çok büyük bir suçtur bu arada. Size ırkçılık yapan birisi varsa video kaydına vesaire alırsanız o anda muhtemelen bir daha insan içine çıkamayacaktır zaten. Hem göt korkusundan hem de başına geleceklerden dolayı. Onu söyleyeyim yani umursamayın ırkçı insanları. Tamam özgürüz. Hayır bak bak. Rızkı sana devlet vermiyor. Rızkı sana Allah veriyor. Benim devletim bana bak, bak, sağladığı bak. Bir iş bak, yok. Beni dinle, bir dinle. Olanak bir yok. Bir dinle beni bir dinle. Ne yapmalıyım? Ne yapmalısın? Git çalışan bırakım ne yapacaksın? Sen ne iş yapıyorsun? Dövizciyim. Dövizcisin babadan kalma yok, parası var. Babadan para yiyor. 3 yıl 5 yıl sen bu ülkede sadece çalışan. Beni dinle. Beni dinle. Ama ülkenin bana sağladığı hiçbir olanak yok. 3 yıl. Allah'ım dünyanın en saçma tartışmasını izliyoruz şu anda ya. Kaç yaşındasın ki ticaret yapıyorsun? Boş yapıyor neyi savunuyorsun? Teşekkür ederim. Neyi savunuyorsun? Tamam dövizcisin. Çok kalabalık olayı var. Yukarıdan kurban olduğum Cenab-ı Allah. Aşağıdan da Tayyip sıka sıka limon gibi posamızı çıkarttı. Daha ne yapacak? Sıka sıka posamız çıktı limona döndü. Suriyorsa... Ulan nasıl bir benzetme yaptı ondan ya? Kişi başına maaş veriyor. Al 4 tane avrat. Pompala pompala bunun. Irkçılık konuşacak beyni olmayan insanların farklı olduğu için onu küçük. Dostlar ırkçı bir insanın başka övünülecek bir şeyi yoktur. Yani adam o kadar gerizekalı adam veya kadın o kadar gerizekalı ki kendinde başka övünülecek bir şey olmadığı için ırkıyla övünüyor. Anlatabiliyor muyum? Ben hiçbir zaman milli duyguyu anlamadım zaten. Gururu, milli gururu anlamadım. Yani bana göre, benim kendi beyin yapıma göre gurur dediğin şey doğuştan gelmez. Bir şeyden gurur duyabilmen için senin de bir etkin, senin de bir faydan olması gerekiyor. Annen baban sevişmiş, sen olmuşsun. Senin elinde olmayan bir seçim bu. Yani gurur dediğimiz şey böyle bir şey değil ki. Senin kendin bir şeyleri başarman, kendin bir şeyler yapman gerekiyor ki onunla gurur duyasın. Yani bir insanın ırkıyla övünmesiyle bence yani ırkçı yani ırkıyla övünmesi derken mesela ben Türk olduğum için mutluyum. Ayrı bir konu. Bu tarz bir övünmeden veya ne bileyim bu başkalarına ırkçılık yapmıyorum mesela.
övünmeden kastımı anlamışsınızdır. Başka ırkları gömerek övünmeden bahsediyorum. Yani bir insanın ırkçı olmasıyla kansere yakalanma riskim diğer insanlara göre çok az deyip övünmesi aynı şey. Veya ne bileyim benim boyum 1.80, 1.70'leri eziyorum demekle, kısa boyluları eziyorum demekle aynı şey. İkisi de senin elinde olmayan bir şey yani. Benim iki gözüm de çok çok sağlam, iki gözüm de çok net görüyor, böbreklerimde hiçbir sıkıntı yok. Gözleri görmeyen insanlar şöyledir demek gibi bir şey yani. Mantık aynı. Elinde olmayan şeyler bunlar. 10 tane çocuk hepsinden hiç olmasa hepsine kişi başına para veriyor. Ben idareciyim. 2400 alıyorsun. Az tabii, çok mu? Allah'ına şükür et ya. Abi 1500 lira alıyormuş işte abi de mesela. 1500. Olur mu? 1500 değil. 2 milyar 100 milyon. Zam geldi. 1 milyar sizde ele veriyor. Daha ne istiyorsunuz? Kimden veriyor? Kimin parasını abi? Benim vergimden veriyor ya. Sen ne vergi veriyorsun ki? Neymar kim ne veriyor? Nasıl vergi veriyorsun? Nasıl ne vergi veriyorsun ya? Mantığa bak adamdaki ya. Yani adamın üzerinde giydiği gömleğin bile %70'i vergi lan. Elektrik parası vergi, su parası vergi, kira vergi. Ne bileyim dışarıdan ekmek alıyorsun vergi, su alıyorsun vergi. Ne vereceksin? Her yerde vergi veriyorum. İçtiğin her şey para, deli misin sen ya? Yemin ederim amcanı kapıyor ya sen. Türkiye'yi bak, Türkiye'yi karalamayın. Türkiye'yi karalamıyor. Türkiye'yi karalamayın. Türkiye kimdir? Türkiye'nin öz evladıyız biz. Tamam. Ha. Anladın mı? Biz Orta Asya'dan geldiğimiz zaman bizim dedelerimiz... Allah sana sağlık vermiş, buna şükür et. Ya Allah bana sağlık verir, affedersin. Ya bırak hele ya. Allah bana sağlık vermiş. Affedersin. Rezil vermemiş. Sufyan vermem. Sakin ol abi. Kurbanım Allah'ınıza şükür edin. Bak. Ya ben Allah'ıma her zaman şükür ediyorum. Sen Avrupa'yı biliyor musun? Bir git bak hele. Köpek gibi yerlerde yatıyorlar. Köpek gibi yerlerde yatıyorlar. Avrupa'da yaşayan kuzenlerim var. Geçen ne yapıyorsunuz dedim. Hani bir sohbet muhabbet ediyoruz. Köpek gibi yatıyoruz dedi. Doğru haber bu arada. Abi doğru söylüyor. Bana zalim misin? Avrupa'da mı abi? Evet. Delikanlı varsa bir tane gelsin Avrupa'ya gider. Ben sana soru soruyorum. Hani kim gitmiş? Ne var? Nasıl? Sürünüyor. Ya niye sürünüyorsun? Sürünüyor. Yo niye sürünüyorum diyor. İşsiz çok. Bak görüyorum yukarıda aşağıda genç kaç tane dükkan kapalı. Çatı üstünde dükkan kapalı olduğunu ben hayatımda görmedim 70 yaşındayım. Ne burada ne karşıda. Emekliyim. Avrupa benle alakamın alayım. Alıyorum. He? He? Veriyor. Kim veriyor? Çimen. Kim veriyor? Benim vergilerimden alıyorum ya. Kim veriyor? Kimse babasını cebinden vermiyor. Hükümet veriyormuş. Ulan adam muhtemelen 60-65 yaşında. Belki bu adam emekli olmak için benim babamdan da örnek vereyim. Benim babam 58 yaşında şu anda. Benim babam 40 sene çalışmış, emekli maaşı alıyor. Yani bir insan 40 sene çalıştıktan sonra 1500-2000 lira emekli maaşı almasın mı ya? Kaldı ki emekli maaşı almak için de zaten para yatırıyor bu insanlar. Yani emeklilik demek havadan sudan para geliyor demek değil ki. Sen emekli olana kadar atıyorum mesela 40 sene çalıştın diyelim emekli olmak için. Sen 40 sene boyunca emeklilik fonu yatırıyorsun. Emeklilik sigortası yatırıyorsun. Ondan sonra o parayı da devlet sana ay ay veriyor. Yani aslında dışarıdan gelen bir para değil, havadan gelen bir para değil yani. Emeklilik fonu yatırıyorsun sen. Sigorta dediğimiz şey o zaten. Her ay yatırdığın sigorta, emeklilik için yatırdığın sigorta işte. Maaşından kesilen. Abi daha yapamadı bak. Çeşme. Babasını cebinden mi veriyor? Bak, çeşme bir şey dedi ya. Ya hadi git hemşerim sen konuş buraya ya, sen söylesen. Geri zekalı. İşte bunlar böyle ya. Çeşme yapılsa ne olacak ya? Ne yapacak o çeşmeyi? Ne yapacaksın o çeşmeyi? He? Adamların bütün sosyal yardımlarını kestiler. Onu niye söylemiyorsun? Allah seni bin defa versin. Ahlaksız herif. Ben 18 yaşındayım. Suriye'nin kullandığı hakkı ben kullanamıyorum. Ben 25 yaşındayım. Ben de kullanamıyorum. Suriye'ye başvuru yaptım. Onlar bile kabul etmediler. İstanbul Fatih'teyken şaka yapmıyorum bu arada. Yemin ederim size. İstanbul'da yaşıyorken yolda bir abiye adres sordum. Adresi tarif etti. Adresi tarif eden Suriyeliydi bana. Bir arkadaşım yaşamış bu olayı. Şaka yapmıyorum. Ramazan diye bir arkadaşım. Ramazan mıydı, diğeri miydi lan hatırlamıyorum. Bir arkadaşım yaşamıştı ama. 1,5 sene önce falan anlatmıştı. Konuşuyorduk böyle telefonda. Kanka iş başvurusu yaptım almadılar dedi. Niye lan dedim. İş başvurusu dediğim de şey ya bu arada. Böyle garsonluk tarzı bir iş.
Biz yabancı kabul etmiyoruz demişler. Meğer dükkanın sahibi Suriyeliymiş. Biz yabancı kabul etmiyoruz. Biz bedava mı burada oturuyoruz? Ablacığım ben sana karşı demiyorum ama bir sürü öneri... Hadi ben de Suriyeliyim. Tamam ne var? Bizim iki tane ev mi var bizde? Senin aldığın şeyi ben almıyorum. İyi de herkes senin gibi değil ki güzel kardeşim. Bak sen güzel giyinimli Suriyeli bir kardeşimizsin ama herkes senin gibi olsa zaten kimsenin Suriyelilerle bir düşmanlığı yok ki. Ben bunu defalarca söyledim. 1 milyon kere söyledim ben bunu. Kimsenin mültecilere bir şey demeye hakkı yok. Bizim karşı olduğumuz mülteciler, dilenenler, yolda rahatsız edenler, kirasını istemeye giden adamı şişleyenler, böyle haberler var. Bir sürü böyle haber var. Adam evini Suriyelilere kiraya vermiş, böyle savaştan kaçmışlar yardım edeyim diye. Adam kirasını istemeye gidiyor, adamı şişliyorlar. Bunlar sıkıntılı. Bunlar çok büyük sıkıntı. Sen bir git devlet valisine. Sen burada istediğin gibi rahatça yaşıyorsun. Ben yaşayamıyorum. Bir şey diyeceğim. Şimdi Suriye böyle Halep'te böyle olmasaydı biz şimdi buraya dokunmayacaktık. Var ya siz böyle geldiğiniz zaman böyle demeyecektik. Kusura bakma. Yani demin kıza güzel bir şey söyledim ama yani böyle ağzına hafif bir tokat vurasım geldi yani böyle hafif böyle çok sertli şiddete karşı bir insanım ama çok dik dik konuşuyor, tahrik ederek konuşuyor böyle. İstesen burada tutan yok. İstiyorsan gidebilirsin. Ben seni zorla tutmuyorum. Sen burada kalmak Hayır. istediğin için kalıyorsun. Hayır, çünkü yok. Çünkü orada Halep'te bizi dövüyorlar. Bizi orada beşler Ablacığım kusura bakma. Senin vatandaşın, senin kardeşin bizim kızımıza taciz etti. Ben ondan sonra Suriye'yi savunmuyorum. Ben sana demiyorum ki kalma. Senin de benim gibi hak... Hemen bakıyoruz. Suriye'de savaş var mı? Bu arada Suriye'de savaş olduğunu birçok Suriyeli kabul etmiyor. Suriyelilerin kendisi kabul etmiyor Suriye'de yaşayan. Bu da çok büyük bir işte manipülasyon da. Hemen bakıyoruz Suriye'de savaş var mı? Suriye bayram. Evet. Binlerce Suriyeli bayram için ülkesine döndü. Aa, savaş vardı orada. Bakayım. A E Allah Allah. Suriye neresi? Savaş. Suriye'de nerede savaş var? Ben bir tane video izlemiştim. O kadar küçük bir bölgede savaş var ki Suriye'de. Hani şey gibi düşünün bunu. Bir örnek vereceğim, çok daha iyi anlayacaksınız. Hani sanki bir de yapılan birkaç araştırmaya göre de Suriye'den Türkiye'ye gelen insanların büyük bir çoğunluğu savaş bölgesinden kaçan insanlar bile değiller. Öylesine gelmişler işte. Hani sınırdan kaçak olarak giriyorlar. İşte bu yüzden bizim ülkemiz de sıkıntılı. Mesela Avrupa nasıl yapıyor bu işi? Avrupa şöyle yapıyor. Avrupa'da mültecileri kabul ediyor. Ama nasıl kabul ediyor? Sınıra çadırlar kuruyor. Bütün Suriyelileri mesela veya başka ülkeden gelen mültecileri oraya topluyor. Tek tek içeri alıyor. Bakıyor, seni araştırıyor. Gerçekten savaş bölgesinden mi kaçmış bu insan? Gerçekten evi mi bombalanmış? Gerçekten mağdur mu diye araştırıyor. E bizim ülkemizde nasıl? Ve nitelikli insanları alıyor aynı şekilde. Geriye kalan bütün... tabii genelleme yapıyorum şu anda. Ne kadar şey varsa bizim ülkeye geliyor. Bizim ülke ne yapıyor? Açın kardeşim sınır kapısını. Afganı, Pakistanlısı, Suriyelisi. Lan bu adam acaba Suriye'de uyuşturucu baronu muydu? Bu adam katil miydi? Bu adam tecavüzcü müydü? Ne bileyim. Bu insan, bu aile illegal işlere mi bulaşıyordu? Hiç. Sorgulama sıfır. Gelin içeri. Ya böyle şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu normal bir şey mi?
hakkın olsun. İnanmıyor musun? İnanmıyorum abi. Vay be. Çıkar bakayım cebinde kaç para var. Harcadım abi. Eğer cebinde 50 liradan fazla para çıkarsa ben sana 10 milyar vereceğim. Fahrettin Altun yiyor. Merve Kavakçı'nın kızı yiyor. Yiyin yani. Senin başına bir şey gelirse sorumluluk bende değil abi. Tamam. Yok o. Ben siyaset bilimi kombinatımı okuyorum. Aynı zamanda iktisat da görüyorum. Klişe olarak şunu söyleyeyim. Kim aç? 20 yıl önceki... Nasıl kim aç? Gözünü seveyim ya. Allah aşkına kim aç? Yani açlıktan kasıt ne? Tam olarak açlıktan kasıt ne? Yani ne kadar et yiyebiliyor insanlar? Ne kadar peynir, süt yiyebiliyorlar? Aç. Yani makarna yiyen insan da ben tokum diyebilir. Hadi bunu da geçtim. Nasıl yani insanlar çöpten yemek topluyorlar ya ülkede. Birçok insan bunu yapıyor. İstanbul'da özellikle, İstanbul büyük bir yer olduğu için orada daha çok belli oluyor, daha çok göze batıyor. Yani soğuktan donarak ölen insanlar var ya kışın. Türkiye ile şu anki Türkiye bir mi? Vicdanınıza koyarak elin saf. Siz çok çok gençsiniz. Bir dakika. Şimdi ben genç olarak söyleyince daha gençsin. Muhalefet olunca bilgili oluyor, AK Partili olunca bilmiyor oluyor. Bu 20 sene önceki durumla Türkiye'nin durumuyla şu andaki durum belki farklı olabilir ama siz belki teknolojinin neden belki? Şu an Türkiye şaha kalktı. Paralel evrende gençler. Türkiye şaha kalktı. Bu arada bir insanın AK Partili olmasında, bir insanın aşırı sağcı olmasında, genç olmasında herhangi bir problem kesinlikle yok. Ama yani ne bileyim. Şaha kalktı diyor ya. Şaha kalktı tabii. Sen şuradaki patatesleri unuttun mu? Ya ya CHP zihniyeti. Burada çöplerden, kokudan duramadık ya. Daha... Ne zaman duramadın kanka? 18 yaşındayım demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Yani sen zaten anasını satayım sen doğduğunda zaten AK Parti iktidardı. Sen doğduğunda AK Parti iktidardı zaten. Sen başkasını görmedin ki. Daha çok değil, daha çok değil. Daha çok değil abim. Daha birikti. Sen kaç yaşındasın? Ya elin saf ya. Tamam, nankör olmayın abim. Kaç yaşındasın? Abim 20 yaşındayım. 20 yaşındayım. Ben 54 yaşındayım. 7-8 tane ülke gezdim. Biz Avrupa'nın en fakir ülkesi biziz. Kendi topraklarımızı peşkek çekip satıyoruz. Bunun CHP ile MHP ile alakası yok. Kafanı değil. Ak yoldayım. Çok öğrenmen lazım. Ben ak yoldayım. Baba senin insanlara yaklaşımın bile... Yönetimi yok şimdi. Evet. Sıfır. Düştü. Allah, ülke çok batıyor. Da güzel. Nerede batıyor ya? Gerçekten cep telefonunuzu bir göstereyim bakayım kaç bin lira. Ha işinize geldim ha. Aç diyorlar 5 milyon litre taşıyorlar. Bunlar böyle mi? Hadi. Bak telefonun parasını sen mi? Bak daha geçen yaptım ya. Daha 2 gün önceki video konusu ya. Açım diyorlar 5 milyarlık telefon taşıyorlar. Abicim taşımasınlar mı? Gözünüzü seveyim. Kimse telefonu peşin parayla da almıyor. Gidiyor taksitle ikinci el bir şey falan alıyor anasını. Satayım. Anasını satayım. Artı sorulması gereken soru şu. Geçen yaptığım videoda da bunu söyledim. Telefon neden 5 bin lira? Ah pardon gelmiş olabilirim. Ay telefon neden 5 bin lira? Sorulması gereken soru bu. Neden 5 bin lira o telefon? Veriyorsun dayı. Sen mi veriyorsun milletin telefon parasını? Telefon parasını. Aynen yanlış soru. Yok ki geçin. İşte 100 bin TL aldığını soracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer Atatürk'e laf atılıyorsa, bunu da savcılar yani görmezlikten geliyorsa abi, bu bittiği noktadır. Yaşasın özgürlük! O kadar. Dayı dediğin şeylere katılıyorum. Ama sondaki bağırman bence gereksizdi. Katılıyorum dediğine. Bağırmasan daha iyiydi abi. Yaşasın Erdoğan'cı zeykuşağı. Ben bu kadar abi diyorum gidiyorum. 2023'te de Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla, bak açık ara farkla. Videoyu izlesinler, altına da yazsınlar. Seçimi kazanacak 2023'te. 2023'te vallahi 8 ila 10 milyon arası yeni oy kullanılıyor. 8 ila 10 milyon arası. Ve hepsi de Z kuşağı.
Bakalım. Bakalım. Kanka. Amerika sana diyor ki S-400'leri geri göndereceksin, benim F-35'lerimi alacaksın. Evet. Lan sen kimsin Amerika diyorsun? Kardeşim. Sen bugüne kadar... Güzel kardeşim, senin aldığın birçok silah da Amerika'nın. F-400'de F-30 arası... Olayın F-30'da F-400'de alakası yok. Amerika ile Rusya'nın arası sıkıntılı olduğu için sen hem Rusya'dan silah alıyorsun hem Amerika'dan silah alıyorsun. Bu sebepten ötürü de iki ülke birbirine giriyor. Yani bunun mantığını anlamak bu kadar mı zor? Bu gerçekten zor bir şey değil ya. Bunu araştırmak, öğrenmek. Yani bunları mesela bazen chat'e şey yazıyorlar. Neo çok zekisin. Vallahi zeki olduğumu düşünmüyorum. Mütevazilik falan değil yani. Bence standart, çok standart bir zekam var benim. Bunu her zaman söylüyorum. Bence de. Ben zeki değilim. İnsanlar mal. Yok. Yani bu çok basit yani. Hani... Eskisi gibi de değil dostlar, bundan 1000 sene önceki gibi bilgiye sadece kütüphaneden, ne bileyim işte ansiklopedi okuyarak ulaşmıyorsunuz. Eskisi gibi değil yani, veya bilgiyi sadece padişahlar ve onun yardımcıları ulaşmıyor. Halk cahil değil yani. Eğer bu dönemde bile insanlar cahil kalabiliyorsa bu tamamen kendi problemi. Ufak bir Google araştırmasıyla birçok şeyi bilebilirsiniz zaten ya. Çok ufak ya, o kadar basit ki. Ya şu telefonlar, ya şu telefon nimet nimet. Bak yemin ediyorum size. Siz şu anda dünyada bugüne kadar yaşamış bütün bilim insanlarının toplam zekasından daha fazla bilgiye sahipsiniz aslında. Elinizdeki şu cihazlar sayesinde. Çok basit ya. Her şey var ya, her şey var. Demiyor musun abi? Haberi var mı? Nasıl yok? Evet. Deneyi çekin. Çayda su param vardı. 2 milyar da 3 milyar olmuş, tamam mı? 2 aylık. Aylık bir uçma para diyorum, tamam mı? Ben çiftçiyim. Anamın sikleri, başka bir şey demiyorum, tamam mı? Anamın sikleri, tamam mı? Evet. Ne kadar içten konuştu lan kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şeyden söyledi.